Burada babayı suçlamıyoruz. Çünkü baba gerçekten kızını çok seviyor bu arada. Hatta bir tane videosunu da ekrana getirmeye çalışayım. Yani ben izlerken ya kızına çok düşkün bir baba. Okula gönderdiği son videosu bu. Kürtçe konuşuyor. Şu an ekranda. Haydi orada tekrar mı? Haydi patlatın. Aha, rojina moçu. Ona da telala. Evet, çok. Tabii onu da bilemezdi yani son görüşü olacağını da bilemezdi. Allah sabır versin. Yani kızı üniversiteyi veriyor ve yurda koyduğunda bayağı çekiyor. Şimdi bu baba, şu baba yani şu fotoğraftaki baba bile asla kızına zarar vermeyeceğini, kötülüğünü istemeyeceği çok net bir belli. Ve kızını bir kere yani bizim o bölgelerde biliyorsun yani çok düşüktür okuma oranı kızlarda özellikle. Ve babası bir kere kızına cesaret okutuyor yani. Bundan önce bir videosu daha var işte otobüs beklerken bak şimdi kızım gidiyor işte. Bak kızım da burada onunla beraber gidiyoruz Van'a onu Van'a kaydedeceğiz. Yani baya baya seven biri. Dolayısıyla biz baba ile ilgili çok böyle olumsuz bir şey söylemiyoruz. Baba kızının katilini saklayacak biri de değil. Sen nasıl okudun? Şimdi babanın ifadelerine baktığımızda evet kızının gittiğinden bahsediyor ve bu gidişe yönelik de moralinin bozulduğunu ve kapıdan geçene kadar da kızıyla ilgili tabii Kürtçe ifadelerinde aslında moralinin bozulduğunu belirtiyor ve o gidene kadar da takip edip bunu sürdüren bir video içerisinde oluyor. Şimdi aynı videoyu daha önceki deneyimlerle yani bizim deneyimlerimizle kıyasladığında evet kızına düşkün bir baba profili var. Ve bu şekilde olan kişilerin de genelde tabii ki kızına zarar verebilecek her duruma karşı koruyucu bir şekilde ilerlemesi, kızına da ona da güven veren bir şekilde yaşamasına sebep oluyor. Ancak dediğimiz gibi hani buradaki detaylardaki küçük ayrıntılar, küçük sırlar önemli. Evet, o bölgede bu tarz durumlara karşı, bu tarz kameralar önünde konuşmak ya da duygularını kameralar önünde ifade etmek biraz oranın has özelliklerinden olan şeyler değil normal şartlarda. Ancak bu son zamanlardaki durumlarla ve kamuoyunun da yoğun bir şekilde baskıları, olayları takip etmesi artık mecburi bir şekilde insanların taziye evinden, taziye çadırından ya da artık nerede kurulduysa bu, buradan çıkıp kameralara bir röportaj verme ve kameramanların da işte habercilerin de bu olayın şahitlerinin ya da aile üyelerinin herhangi birini gördüğünde bir takım sorulara maruz bıraktığını ve bu sorularla da insanların ağzından çıkanları artık herkesin bir yere çekmesi gibi bir süreç oluyor. Şimdi mesela abisinin ifadelerine bakıyoruz. Yarın işte diyelim ki amcasının oğlu çıktı. Amcasının oğlunu yakaladılar ve orada amcasının oğlu o anda farklı bir şey söyledi. Dedi ki işte ben mesela onunla daha önce abisinin kavga ettiğini gördüm. Şimdi böyle bir haberin yayıldığını düşünürsek şimdi abisi dolayısıyla şüphelilerden biri olacak. Bu nedenle gerçekten de oradaki kültürün böyle bir kültür olmadığını da hatırlamak gerekiyor. Ve gerçekten de söylenen her ifadede ciddi anlamda evet değerli. Fakat bütün koşullarda mutlaka göz ardı edilmemesi lazım. Çünkü dediğimiz gibi mesela abisinin duruşunda evet gerçekten de bir tür arayış içerisinde olduğunu görüyorum ben. Yani orada bir senaryo var. Bunları yakın deneyimlerimden de bildiğim için söylüyorum bu arada. Gerçekten de bu tarz durumlarda artık ne oldu, nasıl oldu, kim yaptı, olağanüstü bir şey mi oldu, doğaüstü bir varlık mı buna şey yaptı gibi birçok senaryo cevapsız sorular oluşuyor ve bunu da paylaşıyor insanlar. Hani bir tür arayış var burada. Şimdi abisinin yaklaşımı da bana biraz o şekilde geldi. Dolayısıyla orada farklı bir durum var. Eğer Rojin bir tür cinayete kurban gittiyse evet o bölge taranmalı ve belki de o bölgede o zamanlarda yani tutun da işte şişelerden, işte o bölgedeki çöplerden ve benzeri her durumda gerçekten de yoğun bir şekilde
bilgiler, deliller toplanmalıydı. Belki de toplanmıştır. Bilmiyoruz. Ama bu süreç bize artık otopsiden sonra biraz daha net ifadeler kurmamıza sebep olacak. Ama açıkçası benim şu anda hissettiğim ailenin bu tarz bir yaklaşımının olmadığı, açıkçası ona ne olduğunu herkes gibi onların da merak ettiği bir süreç görüyoruz. Evet, aile de en az bizim kadar, hatta bizden daha meraklıdır. Türkiye toplu bir şekilde merak ediyor. Acaba ne oldu, ne bitti, neler olacak, acaba gerçekten Rojine ne oldu? Çünkü bir kere biz Türkiye'deki bu gizlilik kararları yüzünden çok böyle inancımızı da yitirdik. Yani devlet Erkan'ı doğruyu da söylese inanmıyoruz ya, bu hale de geldik ve dolayısıyla yarın öbür gün canına kıydığı kesinleşirse bile birazcık soru işaretleri yine gidecek. Tabii canına kıymış olsa da bunu oraya götüren sebepler ne? Kim ne yaptı? Tehdit mi edildi? Neler oldu? Yine bunlar da haber ve araştırma konusu olarak karşımıza çıkacak gibi geliyor. Aynen. Yani şeye soruyorlar, aileye diyorlar ki hiç Rojin psikolojik tedavi gördü mü? Yani bir psikiyatra ya da bir psikoloğa gitti mi diye soruyorlar. Hayır diyor baba ve şöyle diyor. Ya diyor, psikolojik bir sorun olsaydı bu kız 480 puan alır mıydı sınavda diyor. Yani neredeyse full'e yakın çekti diyor bu sınavda. Dolayısıyla psikolojik sorunu yoktur. Yani bir ki başarı psikolojik sorunla doğru orantılı mı? Kesinlikle değildir. Yani şimdi psikolojik bir sorununuz olup olmadığını anlayabilmek için, evet, daha önce de çok başarılı insanların da intihar ettiğini, çok başarılı insanların da psikolojik sorunlar yaşayabileceğini, yani biz işin içinde olduğumuz için de net bir şekilde görüyoruz. Hatta bundan önceki intiharlarda açıkçası Türkiye'de çok ciddi dereceleri olan insanların da bu tarz bir yaklaşımı olabileceğini biliyoruz. Çünkü psikolojik sorun sadece belirli konulardaki başarılarla ilgili değildir. Dediğim gibi belki romantik ilişkisi vardır, bu ilişkiye dair sorunları vardır. Belki sosyal anlamda bir tür uyum sağlayamamıştır, bir tür kabul görmemiştir ve kendisini değersiz hissettiği ölçüde ilerleyip bunu bir çözüm olarak görmüştür. Ya da ailesine dair bir takım sorunlar vardır ve bu sorunlarla başa çıkmayacağını düşünmektedir. Ya da maddi anlamda bir şeyler olmuştur ve bu maddi anlamda bir şeyleri farklı bir yerlere aktarmıştır. Yine yapabilir. Yani bir birey için bir konudaki başarı diğer konularda da müthiş, mükemmel bir başarılı olma ya da psikolojik anlamda sağlıklı olmayı ifade etmez. Her detay önemlidir. Hayatındaki her ölçüt bizim için değerlidir. Dolayısıyla babanın bu tarz bir yaklaşımı, şimdi psikoloji bilimi maalesef ki ülkemizde çeşitli dizilerden, çeşitli işte ismini vermek istemiyorum, bir renkteki odadan bahsedilir genelde bu tarz dizilerde. Şimdi bu tarz dizilerde maalesef ki bilimin yanlış tanıtılmasıyla insanların da psikolojiye dair bilgilerinin yanlış bir şekilde ilerlemesine yol açıyor. Hani bir örnek verecek olursak, terapistiniz hastanıza yönelik bir tür acıma duygusunu orada ifade edip de ona acıyaraktan yaklaşması ve bunun da ekranlara yansıtılması zaten oradaki mahremiyetin ve açıkçası terapistin hastaya yönelik bir tür acıma, bir tür duygusal olumsuzluk içerisinde düşünmesi bile insanların psikolojiye dair yanlış bilinçlenmesi ve ben mesela öyle bir terapi hizmeti almak istesem, neden psikoloğumun bana acıyacağını düşüneyim, neden bir insanın bana acıyacağını düşüneyim düşüncesiyle bu hizmetten vazgeçerim. Dolayısıyla hani bu tarz şekilde gelişen bir bilimin içerisinde herkesin de yanlış ifadeler kurmasını bekleyebiliriz. Bence babası da bu yönde yanlış bir ifade kullanmıştır. Evet, yani enteresan tabii de böyle bu şeye baktığımızda bir de herkes şey olmuş, yani kesin böyle. Mesela biz burada konuşurken bile kesin bir kanıya varamıyoruz. Düşüncelerimizi, işte söylenen cümleler, verilen veriler, gelen veriler, eksik olan veriler, bunlara göre bir değerlendirme yapıyoruz ama insanlar çok ciddi şey yapıyorlar böyle. Hani kesin bir karar, kesin net, bu böyle olmuştur. Bu olsaydı bunu yapardı. Yani mesela şunu da sorayım bari. Hayat canına kıymak isteyen biri, sudan çok korkuyorsa asla suda canına kıymaz diyebilir miyiz? Kesinlikle diyemeyiz. Yani oradaki zaten göze aldığı şey hayatını, yaşamını sonlandırmak.
Burada yaşamını sonlandırma noktasında kim korkularını, arzularını ya da benzer durumları önemser ki? Zaten önemseyeceği en önemli şey artık yaşamını sonlandırmak. Korkusuyla yüzleşip bu korkunun üzerine gidip bunu bir tür seçenek olarak, bir tür araç olarak görebilir. O yüzden bu da tabii doğru bir yaklaşım değildir.